Arkadaşlar merhaba. Bahsettiğim gibi yine aralığımızdayız. Sizlere biraz kasnak balı yapacağız. Yani karakovan. Peteğini kendisine örmesini istiyorum arıların. Bazı arkadaşlarımız bizden ısrarla böyle istiyorlar. Onlara da böyle hediye bal göndereceğiz. Ya da böyle satmak isteyenler de satabilir. Onlar için bir kasnak balı yapacağız. Şu şekilde çıtalarımıza yerleştireceğiz. Aslında sizler de biliyorsunuzdur yerleştirmesini ama yine tecrübe arıcılarımız zaten biliyordur. Size birkaç küçük tüyo ve küçük formül vermek istiyorum. O da şu. Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar bizler çıta taşırken en büyük zorluklardan biri şu çıtaları bayağı bir zor taşıyoruz. Bu arada size onu da bir formülünü göstermek istiyorum. Çıtayı bu şekilde koyduğumuzda şöyle göstereyim bakın. Çapraz. Mesela şunu şöyle. Bu tarafı, kaşık tarafı bu sefer bu tarafa gelecek. Bakın örtüştü. Bu sefer buraya gelecek. Bir tane böyle. Evet. Burada bunu da göstermiş olayım sizlere. Evet. Bu da bu şekilde. Evet. Bu da bu şekilde. Bunları alıp bu şekilde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Yani gayet güzel bir şekilde kolaylık oluyor. İstiflemede de. Evet. Kasnak için temiz. Daha önce ben kullanılmamış bir çıta kendim kullanıyorum, alıyorum. Evet, kasnaklarımızı alıyoruz. Değerli arkadaşlar, buradaki temel esas şu. Kasnağımı koyuyorum. Girişi güzel koyuyorum. Hiç de çok da büyüklüğüne, küçüklüğüne takılmıyorum. Bakın, sadece şuraya kadar geldi. Evet, buradan işaretleyip sadece zımbayla bir tane çakıyorum. Evet, şöyle göstereceğim. Üst tarafından tutturuyoruz. Bir daha gösterelim. Evet. Şöyle. Biraz daha sağlam yapalım. Evet. Şu anda üst tarafından tuttu. Bir tane daha alıyorum. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Evet. Bunu da alıp yine sırt tarafına eklem gelecek şekilde. Küçüklüğüne büyüklüğüne bakmayın. Birisi büyük birisi küçük olabilir. Bu hiç önemli değil. Evet. Bunu da bu şekilde koydum. Yine sırt tarafına getiriyorum. Ve bunu da bu şekilde zımbayı çakıyorum. Evet gayet güzel. Buradaki temel amaç alttan çakmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunu bu şekilde koyacağım. Ve koyduğum zaman kovanıma kendisi peteğini örecek. Ve bana şu kasnakta gördüğümüz şekiller gibi bal oluşturacak. Biri büyük olsun biri küçük olsun hiç önemli değil. Kendi kendi kavrayacak. Biliyorsunuz buralara da yapacak ama onlar hiç sorun değil. Bunları da yine biz kendimiz tüketeceğiz. Buradaki asıl amaç şu. Altlardan da sağlam olsun diye çaktığınız zaman arkadaşlar bal olacak. Bal dolduğunda maalesef bunları buradan çıkarırken çok zorluk yaşayacaksınız. Zaman içerisinde kasnak zaten kendince bir şekil alacak. Fakat alttan çakmamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü biraz zorladığımız zaman alttan bal dolduğunu farz edelim. Bu şekilde çok kolay bir şekilde kasnak balımızı çıkartabileceğiz. Ama diğer türlü çok zorlanacağız. Burada bal olabiliyor. Evet, özellikle bu küçük ipucunu vermek istedim sizlere. Kasnak balımızla ilgili. Evet, gayet güzel. Ben kendim bunlardan birkaç tane daha yapacağım. İsteyen arkadaşlarım var. Onlar için üreteceğiz bu kasnağımızı. Evet, bunlar kavak olabiliyor. Kayın dalı olabiliyor. Şöyle bir kez daha gösteriyorum. Şuradan sırt tarafına düğüm getiriyorum. Tekrar ediyorum. Biri büyük olmuş, biri küçük olmuş çok da önemsemeyin. Çünkü nasıl olsa zaten kendine göre bir şekil alacak. Birazdan diğer tarafını da kaplayacağız. Evet, zımba tellerimiz her türlü nal burada satılabiliyor değerli arkadaşlar. Yani 15 lira 20 liralık bir zımba size çıta yapımında da tel bağlamada da çok faydalı olacak. Zaten gösterdim onu videomda sizlere. Tekrardan yakında onunla ilgili de bir video çekeceğim. Evet, bakın bunu da yaptım. Şöyle az çok şuraya da bir ölçüsünü alayım. Evet, gayet de güzel oldu. Hemen bunu da bu şekilde yatırıp evet, bu şekilde çakıyoruz. Kasnakları her türlü arı malzemesi satan arıcıdan temin edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Gayet güzel. Biri büyük, biri küçük. Bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Israrla göstermek istediğim şey şuydu. Alttan yapmamanız, üstten yapmanız balı alırken bakın şöyle diyelim ki bu bal dolu. Alttan da yaptığınızda maalesef petek parçalanıyor. Şu şekilde çok kolay bir şekilde çıkaracağız. Hemen satışa ya da hediyeye hazır hale getireceğiz. Evet, bugün size bu güzel ipucunu göstermek istedim. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim.